Hemen gidelim kongreye, son notları alalım. Nedim Bayhan bizi bekliyor. Nedim, yanında İsmail Saymaz var. Seninle değerlendirme rica edeceğim ama önce çok merak ediyoruz. Oy verme işlemi başladı mı? Sonuçlar ne zamanla belli olur? Bir onu senden alalım, ardından da İsmail'den bir gün toparlaması, gün değerlendirmesi rica edelim. Damla, henüz oy kullanma işlemi başlamadı çünkü adaylar konuşmalarını gerçekleştirmedi. Saat 19.30 itibariyle adaylar konuşmalarını gerçekleştirecek. Ardındansa oy verme işlemlerine başlanılacak. Tahmin ediyoruz ki 21.30-22 civarlarında bizler artık adayı, başkanı öğrenebiliriz. Şimdi yanımda Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz var. Gün boyunca takip ettik. Ne düşünüyorsunuz? Son bir değerlendirme alalım sizde. Kongre çok... Ya bu kongre bir kere CHP tarihinin en gerilimli, en heyecan oranı yüksek ve en geniş katılımlı kongresi olabilir. Ben dün AK Parti'nin kongresindeydim, kurultayındaydım. Kongre değil, kurultayındaydım. Ya bunun yanında yaprak kımıldamıyordu. Yani gerçekten heyecan da yoktu, coşku da yoktu, tansiyon hiç yoktu. Fakat burası sanki bir il kongresi değil de, yani kurultay olsa belki diyebiliriz, CHP'nin kurultayı olsa. Şu an Türkiye tarihi, belki CHP tarihinin en medyatik, en gerilimli ve en heyecanlı kongresindeyiz. Çünkü günlerdir televizyon ekranlarında CHP İstanbul Örgütü'nün delegeleri isim isim, ilçe ilçe tartışılıyor. Bazı delege transferleri neredeyse son dakika olarak geçecek. Böyle bir kamuoyu oluştu ve bu kamuoyunun şu an birikmiş bütün elektriğiyle beraber salona taşınmış oldu. Salonda kongrenin başladığı andan itibaren yüksek bir gerilim olduğunu söyleyebilirim. Yani Canan Kaftancıoğlu söz alınca yuhalama oldu. Ekrem İmamoğlu konuşması sırasında salonun büyük bir bölümü ayağa kalktı, alkışlar oldu. Ardından İmamoğlu'nu ve değişimci eleştirmek için söz alan Berhan Şimşek ve Turan Aydoğan ve Hasan Efe Uyar gibi isimler çok sert eleştiriler yönelttiler. Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı belediye olanaklarıyla kongreleri tayin etmekle itham ettiler. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz şeklinde cümleler kuruldu. Salonda iki büyük grup vardı. Aynı partiye üye iki büyük grup vardı. Bir grup aslında burada her ne kadar Özgür Çelik ve Cemal Can Polat yarışıyor olsa da gerçekte bu Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun bir hesaplaşması. O hesaplaşmanın ilk görüntüsü. Ve bu 5 Kasım'da yapılacak olağanüstü kurultayın bir hazırlık maçı. Ve burayı alacak olan aday ya da o adayı destekleyen siyasetçi kurultayda da belki başarısı ilan edecek. Yani bugün burayı Cemal Can Polat alırsa Kılıçdaroğlu erken zafer ilan edecek. Bugün burayı Özgür Çelik alırsa İmamoğlu ve Özgür Özel grubu kurultayda daha şanslı olacak. Aslında Özgür Çelik ve Cemal Can Polat'la beraber Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da yarışıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Bu bir hesaplaşma süreci. Ve bu hesaplaşma süreci burada bitmeyecek. Kurultaya taşınacak. Ama söyleyeyim, kurultayda da bitmeyecek. Çünkü Kılıçdaroğlu kazandığında yerel seçime kadar koltuğunu koruyabilir. Yerel seçimden sonra CHP yine olağanüstü kurultaya gider. Özgür Özel kazanır mı bilmiyorum ama o kazandığında da Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını gerekli görenler bu kez olağanüstü kurultay yolunu deneyeceklerdir. Her halükarda bu iç hesaplaşma kurultayda asıl meydanını bulur ve daha sonra yerel seçimden sonra bence CHP'yi bir olağanüstü kurultay bekler. En ileri sonuç buradan bir bölünme sonucunun çıkması da olabilir. Birazdan konuşmalar başlayacak. Şu anda sizler de sesleri duyuyorsunuz. Başkan adayları salona gelmeye başladı. 19.30 itibariyle başlayacaktı. Birazdan başkan adaylarının da delegeleri hitaplarını dinleyeceğiz. İsmail Saymaz konuğumuzdu. Sözü merkeze bırakalım.